Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Bilindiğiniz gibi, bildiğiniz gibi bir seçime gidiyoruz. Ve ülkenin en önemli sorunu, problemi ekonomi. İğneden ipliğe günden güne her şeye zam geliyor. Şimdi bunun nedenlerini sizlerle, yurttaşlarımızla, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak paylaşmak isterim. Erdoğan'ın halkımıza Ocak ayında verdiği zarar 101 milyar oldu. Şimdi bir devlet gelirleri harcamalarına yetmediği zaman verdiği bütçe açığı kadar borçlanır. Devletin bütçesi Ocak ayında 150 milyar açık verdi. Hazinenin verilerine göre söylüyorum, Ocak ayında 142 milyar net borçlanmaya gidilmiş. Ve döviz kurundaki farktan dolayı borçlarımız 243 milyar artmış. Aradaki fark 101 milyar. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın, partili cumhurbaşkanının ülkemize 85 milyona bir ayda verdiği zarar sadece 101 milyar. Peki bu bir aylık zararla kalıyor mu? Hayır arkadaşlar. Bu ucube sistem geldiği tarihte 2018'de devletin iç borcu 561 milyar. Bunun sadece binde biri döviz borcuydu. Bugün devletin borçlarının üçte birinin döviz ve altın cinsinden olduğunu görüyoruz. Daha 20 Şubat'ta hazine 41.414 kilo, yani 41 tondan fazla altın borçlanması yaptı. Peki bu kimin yüzünden? Tek adamın yüzünden. Erdoğan'ın yüzünden. Sebep, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını arka kapıdan gizli pazarlıklarla satması ve ülkeyi dövize muhtaç etmesi sebep. Bir hesap yaptık. 2018 tarihinden bu yana devletin bütçesi 2.2 trilyon lira açık vermiş. Normalde devletin borcunun da bu kadar olması lazımdı ki hep böyleydi. Ama döviz ve altın cinsinden borçlandığımız için bu borç 6 trilyona çıkmış. Peki bu artışın sebebi kim? Yine tek adam. Çünkü faiz sebep, enflasyon sonuç şekildeki akıl dışı teorisi bu ülkeyi bu hale getirdi. Bir de faiz hesabı var. Bakın 2018'de rejim başladığında iç borç 561 milyar, faiz yükü 383 milyardı. Yani %68 kadar. Peki bugün 3.4 trilyon borç var. Toplam faiz yükü 4.9 trilyon. Yani faiz yükü borcun 1,5 katı. Bu ülkeyi bu hale getiren, ekonomiyi bu hale getiren, bu ülkeyi günden güne borçlandırarak işçiyi, memuru, hepimizi yek ekmeğe muhtaç eden akıl dışı ekonomi yönetimidir. Peki, bu bizim borcumuz mu? Hayır, bu borcu sadece bugün yaşayanlar değil. Çocukları, torunları, doğmamış çocuklarımız, doğmamış torunlarımıza da bu borç kalacak. Şimdi, ekonomi diyoruz, emekli diyoruz. Büro Emekçileri Sendikası'na göre açlık sınırı 22.834 lira, yoksulluk sınırı 60.757 lira olmuş. Birleşik Kamu İş'e göre gıda fiyatları bir önceki aya göre %9 artmış. Ve Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği hali anlatmak için söylüyorum. Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti bugün Şubat 2024'te 755 lira. Yani 7,5 katı kadar artmış da olabiliyor ancak. Almanya'da emekli 1700 euro maaş alıyor. Bizde en düşük emekli maaşı 10 bin lira, 298 liraya denk geliyor. Alman emeklisi 242 lira kıyma alacakken bizim emeklimiz 25 kilo kıyma alabiliyor. Durum böyleyken 2000 lira olan bayram ikramiyesini 3000 lira yapmış beyefendi, 1000 lira arttırmış. Ben buradan soruyorum. Bir fark 1000 lira. Bugün çocuğuna, torununa
Bu 1.000 liralık farkla bayramda bir kıyafet, ayakkabı, pantolon alabilir mi? Alamaz. Erdoğan torununa 1.000 lira harçlık verse ne yapıyorsun dede diye sorar halde torunları. Ama emeklimize 1.000 lira fark veriyor. Bununla 2 kilo et alabiliyor emekli. Bayram ikramiyesi. Biz de dedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak en azından asgari ücret kadar yani 17.002 lira bayram ikramiyesi verin dedik. Çok şey mi istedik? Hayır. İşte açlık sınırı 22.000 lira. En düşük emekli maaşı 10.000 lira. Emekli ikramiyesi 3.000 lira. Utanç verici bir tablodur bu. İliç faciasında Kanalalı şirkete aslında bağışlanan altınların değeriyle çok rahat 17.000 lira verebiliriz. Ama ne emekli, ne işçi, ne ezilen kesim Erdoğan'ın umurunda değil. O 1.000 lirayı ona buradan iade ediyorum ben. Gel, gerçekleri gör, 17.002 liradan aşağı verme diyoruz. Üçüncü konumuz, yargı paketi geldi, komisyondan geçti. Üzülerek söylüyorum ki ülkenin yargı ile ilgili, adaletle ilgili sorunlarını çözmekten başka her madde gelmiş. Yerel seçimlerinden önce önümüzdeki hafta son görüşeceğimiz yasa yargı paketi. Bakın arkadaşlar, Can Atalay rezaletini hepimiz gördük. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne kafa tuttu. Bugün görüyoruz ki Muğla'da bir yerel mahkeme Erdoğan'a hakaretten bir gazeteciye ceza veriyor. Anayasa Mahkemesi hak ihlal ediyor. Yerel mahkeme bile bugün Anayasa Mahkemesi'ni dinlemiyor. Sorunlar bu kadar büyümüşken, uzun süren davalar varken, iş davaları 10 yıl sürüyorken, ülkede uzun süren tutuklamalar, keyfi tutuklamalar varken, 28 Şubat davasından tutuklanan paşalar hala cezaevinde, yaşları 80 ve adli tıp raporuna göre cezaevinde kalamaz raporu olmasına rağmen ölüme terk edilmişken, Yargıtay Anayasa'ma arasında bu kadar sorun varken gelen yargı paketi sorunlarımızı çözecek. Hayır, Türkiye'de bir adalet sorunu vardır. Bu adaletsizliğin sebebi tek adamdır. Yargıyı kendine bağlamasıdır. Ondan aldığı yüzle yerel mahkeme Yargıtay Anayasa'yı Anayasa Mahkemesi'ni tanımamaktadır. Ama paket olarak bize yargı değil, adalet değil, sarayın paketi gelmektedir. Böyle bir şey olmaz. Önümüzdeki hafta tüm milletvekili arkadaşlarımız, Adalet Anayasa Komisyonu, hukuktan sorumlu genel başkan yardımcımız, hukukçu milletvekilleri uzun uzun bu konuyu konuşacak. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki bir seçime gidiyoruz. Tablo ortada, faiz ortada, borçlarımız ortada, ekonominin verdiği, hazinenin verdiği, devletin verdiği açık ortada. 85 milyon bir karar verecek. 31 Mart'tan sonra seçim zamanında yapılırsa yaklaşık 4,5 yıl daha seçim yok. Eğer bu iktidara bir uyarıyı sandıkta yapmazsak, yapılan bu zulmün hesabını 31 Mart'ta sormazsak, yaptığı tüm haksızlıklara rağmen insanları aşağı terk eden Erdoğan'a bir şans daha verirsek, 4,5 yıl geçmez. Hemen seçimden sonra iğneden ipliğe kadar, ekmekten, nohuttan, pirinçten, salçadan, akaryakıta kadar kat ve kat zam gelecek. O yüzden diyoruz ki 31 Mart'ta 85 milyon sandığa 2019'da olduğu gibi uyarıyı, tepkiyi, sefalete, açlığa olan tepkiyi 31 Mart'ta sandıkta yapalım. Herkes sandığa gitsin ve uyarıyı yapsın. 4 yılda beklemeyelim diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa cevaplandıracağım. Efendim, Sayın Özhaseki'nin İliç'teki maden faciasından sonra işte fay hattının üzerinde olmasıyla ilgili o bölgenin ilk defa duyuyorum ben böyle bir fay hattının üzerinde olduğunu araştıracağım demiş.
Bir bu, bir de Murat Kurum'un o dönemde Çevre Bakanı olması, ÇED raporunu vermesi, buna dönük eleştirilere verdiği yanıtta da faaliyet iznini biz vermiyoruz, ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var diyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Önce şuradan başlayayım. Dün yanılmıyorsam Halk TV muhabiri Ferit Demir'in bakana neden geç geldiniz sorusu üzerine siz basın mısınız diye bir soru yöneltti. Ben de buradan soruyorum, siz bir bakan mısınız? Sizin göreviniz ne bakanı olduğunuz farkında mısınız? Ne bakanısınız? Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı beyefendi. Fay hattının geçtiğinden haberi yokmuş. Sen Türkiye'de bırak bir madeni, tüm işletmeleri, tüm yapıları hepsini kontrol edeceksin. Fay hattı nerede bir bakacaksın? Sorunuza ilk baktığımda fay kelimesini ilk kez duyduğunu sandım. Çünkü artık onu da bekliyorum ondan ama böyle bakan olmaz. Bakana bak. Ameliyat oldum diyor. Ameliyattan sonra İstanbul'daki toplantılarda görünüyor. Osmaniye'de görünüyor. 8 gün sonra il içi vaziyet ediyor. Ameliyatlıydım. Ameliyatlıyken Tayyip Bey'in reklamını yapmak normal, doktor bu konuda rapor veriyor. Sadece Tayyip Bey'in propagandası yapabilirsin diyor. Ama il işte 9 vatan evladı, işçi toprağın altında ameliyatlı oldu aklına geliyor. Böyle bir bakan olur mu arkadaşlar? Gelelim kuruma. Sayın kurum, ÇED raporunu verdin. Bu maden kat ve kat büyürken ÇED raporuna gerek yoktur dedin. Sonra bu kayma ÇED raporundan dolayı mı? Ve bu zekayı İstanbul'a aday yaptılar. Bu zekayı İstanbulluya teslim ettiler. Bu zeka İstanbul'u yönetecek. Ve acı bir şey söyleyeyim, İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. ÇED raporundan mı oldu? Tabii ki ÇED raporundan oldu. Sen ÇED raporunu vermeseydin, fay hattı dahil buradaki tehlikeyi görseydin, buradaki maden aramalarında o toprağın ve kat kat birikeceğini, siyanürün karışacağını, Fırat Nehri'nin tehlikede olacağını görseydin, ret etseydin bu olmayacaktı. Ama bunlar teflon tava gibi. Bunlara hiçbir şey yapışmıyor. Hiçbir şey yapışmıyor. Yazık. Ben İstanbul'a sesleniyorum. İliçe bakın. Depreme bakın. İmar affına bakın. Sakın ve sakın kendinizi Murat Kurum'a teslim etmeyin. Başka? Tabii ki. Kurumla Cumhurbaşkanı'nın bütün sokaklarda, caddelerde fotoğrafların boy boy olduğunu söylüyorlar. Ankara'da da haza öyle. Bu bir tercih mi yoksa öyle mi istendi? Şöyle, bizde tüm büyük şehirlerde göğsümüzü gere gere adaylarımızı açıkladık. Onların arkasındayız. İstanbul'a kim aday? Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş Ankara'ya. Bursa'ya. Zeydan Karalar Adana'ya aday. Ama İstanbul'da şöyle bir karışıklık var, onu ben de anlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan mı aday, kurum mu aday belli değil. Bence kurumu öne sürmüş Recep Tayyip Erdoğan asıl aday benim diyor. Hele hele şu açıklamalardan sonra, İliç faciasından sonra Recep Tayyip Erdoğan sadece kendi resmini paylaşsa daha hayırlı bir iş yapmış olur. Teşekkür ediyorum.